Senin için çok üzülüyorum Hızır. Ama bu planın bir parçası çıkmadığın için de sevinçliyim. Sen masanın liderisin. Bütün bunları bilmek ve gerekeni yapmak hakkın. Teşekkür ederim Ünal Bey. Dediğiniz gibi bu planın bir parçası değilim. Ama beni paramparça edecek olan bu planı Yılmaz Özer bilirken benim bugün öğreniyor olmam hiç iyi hissettirmedi. Başından beri bilmiyordum Hızır. Bazı şüphelerim vardı. Hatta senin bu işin içinde olup olmadığını da bilmiyordum. Ama öğrendim, rahatladım. Ben de şimdi öğrendim. Ama hiç rahatlamadım. Normaldir Hızır. Bilmelisin ki liderler ihanete uğradıkça güçlenirler. Ama ihanet ailenin içinden gelirse güçlü de olsalar güçleri her zaman tartışılır. Bize müsaade. Gidiyorum. Ama ben gittikten sonra fevri bir şey yapmayacaksın, değil mi? Ben sizi uğurlayayım. Gerek yok. Biz kızıma son bir defa daha mutluluk diler, sonra da gideriz. Amca, konuşabilir miyiz? Konuşalım. Gel benimle. Amca yiyen yine ne iş peşindeler? Gördüğüm en güzel düğün. Mevzu hiç bitmiyor. Abi çay içer misin? Amca. Amca dur dinle. Neyini dinleyeceğim lan senin? He? Sahtekarlığını mı? Beni aldatmalarını mı? Yalanlarını mı? Dinleyeceğim lan seni. Amca ben seni aldatmadım. Neyini dinleyeceğim? Amca ben seni aldatmadım. Amca deme lan. Amca deme. Ne yapacağız Vehbi abi? Arkanızı dönün, kimse bir şey yapmasın. Ben gelene kadar da buradan ayrılmayın.
Bana amca deme. Bana bunu nasıl yaparsın lan? Amca vurma, dinle. Amca deme lan bana. Bana bir daha amca deme lan. Amca deme lan bana bir daha. Bana amca deme lan. Amca. Deme lan. Deme, deme. Amca deme bana. Bana amca deme lan. Of. Niye vuruyor Vetbe abi? Mevzu ne? Ben ne bileyim İlyas. Öldürmeden gir içeri daha. Amca deme lan bana bir daha. Bana amca deme lan. Lan! Lan! Düğünün la düğünün. Herkesi vurdun, bir yeğenin mi kaldı? Senin düğünün. Senin yeğenin lan. Bundan sonra benim yeğenim benim yok. Amca. Amca deme lan bana. Bana amca deme lan! Ne yapıyorsun sen? Sen bu gece beni vur. Kurtulayım şu rezillikten. Bizi bu rezillikten hiç kimse kurtaramaz. Hatice. Ya bir bakayım. Gel Ne yapmış olabilir ki bu çocuk? En mutlu günümüzde. Ya kusura bakmayın ama reisin yaptığı doğru değil. Ver onu yeğenim. Yeğenim sen... Ne yapmış olursan ol, senden dolayı değildir. Zaten biraz gergindi. Önemi yok amca. Alparslan. Bir hastaneye gitsek ya. Hızır abinin eli ağırdır. Yani yarın daha kötü olursun. Yarının da önemi yok abi. Yeğenim. Belli ki önemli bir şey var. Yoksa dayı böyle bir şey yapmazdı ki. Ya en azından meseleyi söylesen dedikodunun önüne geçmiş oluruz. Başlayacağım dedikodusuna ha. Halimize bak. Hastaneyi de unut. Alparslan'a bu kadar yüklenilir mi canım? Hızır abim nasıl kıydı çocuğa ya? Ne?
Esra'cığım. Hadi bak toparla kendini. Annenler görmesin. Ama olacak şey mi Ayşen abla? Olmaz olmaz da işte. Ne oldu da oldu. Ne olacak canım? Meryem abla düğünü niye terk etti? Hızır abiyle Ceylan'ı kırıştırırken yakaladı da onun için. Ondan sonra da bütün hırsını Alparslan'dan çıkardı tabii. Teyzeni bana sormadan niye düğüne davet ediyorsun diye. Bu yani. Ya Mübeccel abla sen nasıl konuşuyorsun öyle kırıştırdı mırıştırdı diye? Başka bir adı var mı bunun Ayşen? Hızır abim Alparslan'a bugüne kadar değil bir fiske vurmak tek bir kötü söz söylememiştir. Hala aklım almıyor. Yani iyi ki teyzem görmedi. Kadının yüreğine inerdi. Bak Mübeccel. Deli miyim ben canım? Esra'nın düğününü berbat edeceğim. Annemin yüreğine iner bana. Yenge, hastaneye gitmiyor. Ben eve doktor göndereceğim. Sen bana evin adresini ver. Oğlumu bu hale soktunuz. Bir de doktor mu göndereceksin İlyas? Haklısın yenge. Ne desen haklısın. Hadi. Ünal'la mı konuştu Hızır? Abimin beni neden yolladığı anlaşıldı düğüne. Bıktım sizin bu planlarınızdan artık. Abla, Ünal her halükarda söyleyecekti zaten. Hızır Alparslan'ı öldürmesin diye yolladı bizi. Öldürdü. Amcam beni öldürdü.
oldu sana yine böyle? İnşallah düğünde bu hale gelecek bir şey yapmamışsındır. Hep Hızır bir şey yapmıştır değil mi? Hızır'a bir şey yapılmamıştır. Sana kim ne yapabilir ki? En yakınlarım. Böyle konuşmaya devam edecek misin? Yoksa anlatacak mısın ne oldun canım? Canım dediğin... bugün çok önemli bir karar verdi. Neyle ilgili? En sevdiğin insanlardan birinin ölümüne. Ne diyorsun Hızır? Kimden bahsediyorsun? Alparslan'ı öldüreceğim Meryem. Ne yani? Annesiyle teyzesini düğüne çağırdı diye mi? Teyzesiyle annesinin, abisinin... istihbaratın başı olduğunu söylemediği için. Devlet için çalışıp... benim içimde... bütün olan biteni gidip anlattığı için. Sen ne dediğinin farkında mısın? Kim söyledi sana bunu? Ünal. Üstelik düşmanımdan öğrendim. Hızır, sen bunu Alparslan'a sordun mu? Ünal'ın bana anlattığını duyunca benimle konuşmak istedi. İşte ben bu haldeyim. Onun halini sen düşün. Sen düğünün ortasında yeğenini mi vurdun? Vuracaktım. Önüme İlyas geçti. Benim saf kardeşim. Benden de saf. O hala düğüne... anasıyla teyzesini çağırdı diye oldu zannediyor. O yüzden düğününü mahvettim diye benden nefret ediyor. Çocuklarımdan çok sevdim. Biliyorum. O yüzden de öldüremezsin. O senin canın. Sana bir şey söyleyeyim mi? Maalesef öldür. O senin canın. Meryem, sen benim canım değil misin? Evet. Sen beni aldatsan... seni öldürür müyüm? Ben seni aldatmam ki. Ama beni öldüreceğinden korktuğum için değil. Seni çok sevdiğim için. Alparslan beni hiç mi sevmemiş? Hiç mi sevmemiş Meryem? Ben seni anlıyorum Hızır. Ben aldatılmanın ne demek olduğunu bilirim. Senle ben aynı değiliz Meryem. Şişt.
Yapmayacaksın. Öldüremezsin. Hızır, bana söz ver. Bak Alparslan'ı yollarsan dünyanın öbür ucuna yollarsın. Ama onu öldüremezsin. Bana söz ver. Ben öldürmem. O zaman İlyas öldürür. O da yapmayacak. Anlat bana önce. Bu işlerin içine nasıl girmiş? Başka kimler biliyor bunu? Öğrem, sana bunları niye anlatayım? Ne önemi var? Çünkü benden başka hiç kimsen yok. Ve önemi şu. Benden başka hiç kimse senin hata yapmanla ilgilenmez. İlyas duyarsa senin gibi öldürmek ister yeğenini. Yazık değil mi ona? Kaldırabilir mi bunu? Bir tane de kendine sıkar. Yazık. İlyas'a yazık. Bana yazık. Herkese yazık. Peki bu çocuk Ünal'ın kızına aşıktı. Onu da dayısı yollamış. Kim bilir sevmiş mi kızı? Ben onu gördüm. Sevmemiş insan öyle acı çekmez. Vicdanı sızlamıştır diyeceğim. Vicdanı olan bunu bana, ailesine yapmaz. Belli ki kızı sevmiş. Ama bizi hiç sevmemiş. Peki annesi, teyzesi biliyor mu bunu? Onlara düğüne niye geldiler biliyor musun Meryem? Ünal bana bunları anlattıktan sonra onu orada öldürmeyeyim diye. Bu bile bir plan. Yaptığın çok yanlıştı. Annemle teyzemi bu işe bulaştırmayacaktım. İlla bir yanlış bulacaksa bu işe seni bulaştırmamalıydım. Durmadın, dinlemedin. Girmek istedin. Ben babamın intikamını almak için girmek istedim. Amcam ya da amcalarım incinsin diye değil. Heh, o incitmek istemedin amcan, bak seni ne hale getirmiş. Haklı. Haklıymış. Ben göstereceğim o haklılığı yarın ona. Göstereceğim. Peki o Ünal olacak şerefsiz. Niye durup dururken düğünün orta yerinde bütün bunları amcanla konuşuyor? Ha? Burada tepesi alsın, seni oracıkta öldürsün diye yapıyor. Kendi öldüremiyor. Niye? Benimle düşman olmak istemiyor. Benimle düşman olunca ne olacak? Kendi ölecek. Bak gördün mü? Yine Hızır'ı maşa kullandı.
Hala Hızır Maşa, Alparslan Maşa, Ünal bilmem ne. Ben kocamı kaybettim. Yıllarca oğlumu görmedim. Ne zaman bitecek? Senin planın ne? Hızır'ı öldürmek mi? Ünal'ı öldürmek mi? Öldür. Planın her neyse yap. Ama benim çocuğum ölmeyecek. Dayı. Bana söz vermiştin. Amcalarım bu işten zarar görmeyecek. Seni öldürmeye karar verdilerse hiç kusura bakma. Bütün sözler düşer. Hızır Alparslan'ı öldürecek. Mümkünse seni de. Nereye öldürecekmiş? Başka bir ihtimal mi bıraktın? Bir ihtimal daha var. Neymiş o? Eğer Hızır gerçekten Ünal'ın düşmanıysa gelip benimle uzlaşacak, anlaşacaktır. Eğer uzlaşmıyorsa Hızır sırf o masada oturabilmek için abisinin ölümüne göz yummuştur. Hızır böyle bir şey yapmaz. Hangisini yapmaz? Ne seninle uzlaşıyor, ne abisini öldürdüğünü bile bile bir adamın masasına oturur, ne de kendisine bunca yalan söyleyen yeğenini affeder. Sen Hızır'ı gördün. Yine ona olan aşkın alevlendi değil mi? Gerçekler bunlar abicim. Senin 40 tane planın var, Hızır'ın bir planı bile yok. Sadece içgüdüleriyle hareket eden bir adamı ben senin yerinde olsam hiç plan yapmazdım. Peki. Sen ne yapacaksın? Yani plansız mı hareket edeceksin? Şimdi Hızır Alparslan'ı öldürürse onu öldürürüm. Hızır seni öldürürse onu affedebilmem için Meryem'i boşayıp beni alması gerekir. Saygısız. Bak yine haklısın abi. Sevdiklerinin üzerinden plan yapmak gerçekten çok saygısızca.
Nasıl öldürmeyeyim Meryem? Hı? Sen söyle. Ünal biliyor. Yanındakiler biliyor. Amerikalılar biliyor. Yeğenim dediğim Alp Aslan benim her şeyimi biliyor. Ne yapacak? Gidip dayısını söyleyecek. Amcam falan yerde filan işi yaptı. Onlar da gelip seni tutuklayacak. O kadar değil hazır. Ne kadar Meryem? O kadar değil, ne kadar? Hazır. Alparslan muhbir değil. Senin ailenden muhbir olmaz. Bak. Dayısı böyle bir görevde olabilir. Alparslan'ı kullanmak istemiş olabilir. Ama bunlar onların istekleri. Alparslan bugüne kadar senin bir isteğini yaptı mı ki dayısının, Ünal Bey'in, Amerikalıların istediklerini yapsın? Hazır. Bak bu çocuk başka bir şey istiyor. Onun ne istediğini doğru düzgün anlamadan hiçbir şey yapmamalısın. Ne istiyor Meryem? Ne istiyor? Benim yerime mi geçmek istiyor? Geçseydi. Ünal'ın koltuğunda oturuyor. Masayı mı yönetmek istiyordu? Yönetseydi. İhanet ne demek? Ne istediğini söyleseydi. Söyleseydi canımı verirdim. Bunları sana söyleseydi burada olmasına izin vermezdim. Vermezdim. Sen Ömer'in benim işlerime girmesine izin verir misin? Vermem. Ama girecek. Madem girecek, o zaman gitsin Alp Aslan'a vursun. Tövbe tövbe. Yol olur diyor İlyas. Yıl olur abi. İnanmadım çocuğa. Doğru söylüyormuş. İhanet yıl olur. Ve ihanet kötü bir yoldur. Hazır. Bak ben diyorum ki bu mevzuları tamamen öğrenmek lazım. Gerekirse annesinden, teyzesinden, dayısından ama en ince ayrıntısına kadar. Eğer ihanet senin dediğin gibi ise seni bütün ailemizi kullanıp satmışsa onu ben öldürürüm.
Ama onun ne istediğini öğrenmeden, anlamadan hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin. Ve hiçbir şey yapmayacaksın, söz ver bana. Meryem, ben bunu yarın İlyas'a anlatmazsam bütün olan biteni Ceylan yüzünden zannedecek. Zannetsin. Sana nam olur. Bana kahır olur. Hep öyle olmadım zaten. Söz konusu Alparslan'ın hayatı, ailemizin mutluluğuysa benim için ne konuştuklarının ne önemi var? Meryem, sen o konteynere girdiğinde... Şu an senin gerçeklerinin ne önemi var? Yok. Hiçbir önemi yok. Ben baktım. Amcacığım. Ne haber? İyiyim. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş buldum. Nereye? Dershaneye. Bugün ne dershanesi Zeyno? Herkes bir aradayken. Siz muradınız erdiniz. Sıra bende. Ne biçim laf lan o? Dershane... Üniversite diyorum amcacığım. Kim götürecek seni? İlyas, ne çok sordun. Ben kaçtım. Aşk olsun sağ Esra. Hani gelin çiçeğini bağ atacaktın? Lütfiye. Girme o meseleye. Ezmeyeyim seni çiçek gibi. Sen niye gerginsin? Lütfiyeciğim, yardım edilecek bir şey var mı? Yok, sen taze gelirsin. Geç bahçeye, ben hallederim. Yani ben bugün evden kaçtım ya, imkansızdı. Kaçırdım işte seni. Aklını kaçırdım bence. Sen hadi bas. Hoş geldin. Sağ ol, sağ ol. Şimdi biz de sizden söz ediyoruz. Öpmeyeyim abi. Elin sarkılı. Öpme İlyas. Öpme. Ben de seni öpmeyeyim. Öpme abi. Öpme. İlyas. Ana. Alparslan nerede dur? Anasının yanındadır ana. Hani ben anamın yanındayım ya. Gider Alparslan'a diye dönüşe yaramaz. Boş bir zamanlarda gitsin görsün onları.
Bugün o gün müdür? Hani iki oğlun burada, iki gelinin burada. Dünürlerim burada, yiyenlerim burada. Ben isterim ki böyle mutlu zamanda herkes bir arada olsun ki Alparslan'ım da evlensin. Şimdi Esra bize anlattı. Alparslan'ın nişanlısı sizler Ömür. Nadide'ye dedim, en yüzü burada. Alparslan'ın evlenme imkanı sıfır. Nereden biliyorsun diyeceksiniz. Kendimden biliyorum. Hani Nadide ölse, Allah gecinden versin. Hani ölse benim yeniden evlenme imkanım sıfır. Bizimle aynı mı Feridun Bey? Onlar genç. Doğru diyorsun. Bizimki daha zor. Onlar genç. Elini sallasa 50'si. Öl değil mi? Hızlı değiliz. Doğru. Doğru söylüyorsun Dünür. İnsan ne yapacaksa genç yaşta yapmalı. Bana ne yapıyorsun? Bıçak vereyim, işimi öyle bitir. Daha kolay olur. Benim oğullarım sevdi mi bir defa sever. Aşk olsun teyze. Sadece oğulların mı? Biz de bir defa sevdik. Sana elin oğlu demedim enişte. Enişte dedin daha. Her neyse. Nadide Hanım'un da, Feridun Bey'un da. Evimizde, ailemizde artık yeri çok büyüktür. Sağ olun. Sakın hemen gitmeyin. Bizim oralarda düğün biter bitmez gidiyor. Torun doğunca gelinir. Tamam, madam İstanbul'dayız. Kalımız. Yok yok. Biz Feridun Bey'le birkaç gün İstanbul'u gezip döneceğiz. Şimdi damat. Biliyorsun ben de Nadide de emekliyiz. Buralarda gelmişken diyoruz biraz kalalım, şöyle biraz gezelim diyoruz. İkimizin de affedersin birikmiş bayağı bir paramız var. Birikmiş derken tam olarak ne kadar Feridun Bey babacığım? Tam 67 bin lira. Söyleme sahip. Burada yabancı yok. Kusura bakma. Böyle şeyler konuşulmaz. Şuradan balı ver sana. Önünde var ya servet buradan ya işte. Ya Mübeci abla, bilmiyor musun Servet abi önündeki balı görmez görmez. Hayatım, kolun girecek. Ne yapmayı düşünüyorsun Feridun baba? Yani hazır sizin de dükkan var. Şimdi ben de araba alan satan diyorum. Fakat sizin gibi yabancı araba değil, yerli araba alan satan diyorum. Tabii doğrusu da bu. Çok doğru fikir. Dünür. İyi yaparsın. Değil mi İlyas? Tabii tabii. Tabii. Feridun baba şimdi bizim İstanbul piyasası biraz farklıdır. Siz de esnaflıktan gelmediğiniz için hani zarar edin pek istemeyiz işin açığı. Helal para bu. Niye zarar edelim damat? Doğru. Doğru değil. Helaldan kimse zarar etmez. Bazı insanların yanlış işlere girip çok zarar ettiğini gözlerimde görmüşüm. Misal ana. Gezer. Buraya herkes anlayı senden konuştuğumu. Niye sen anlamayısın? Her işin tertemiz midir? Ana şimdi masada benim temiz olmayan işlerimi niye konuşuyoruz? Çünkü biz artık aileyik. Ama Feridun Bey, İlyas'ımın yanlış işlere girmesine hiç izin vermemişim. Aşkına. Alparslan'ımı da gizli saklı işlere
Hiç bulaştırmamışım bile. Annem hep böyledir. Bizi böyle hizaya çeker. E şimdi sırada Ömer var. Onu da bizim gibi yetiştireceksin değil mi anne? Kalsın. Bari Ömer kalsın. Bir kere an oldurma hiç bitmeyi. Her gün, her gün bir torun geleyim maşallah. Ömer'imi de, Yunus Selim'i de, yakında inşallah doğacak Yusuf'umuzu da ben yetiştireceğim. Yusuf kim teyze? İlyas'ın oğlu da. İlyas'ın oğlu mu var? Yok yok Feridun baba. Hayriye teyzenin rahmetli oğlu. Alparslan'ın babası. Ana, belki kız olacak çocuk. Belki bizim de düşündüğümüz, aklımızda olan bir isim var. Böyle devam ederseniz ananız ölür. Adını Hayriye koyarsınız. Estağfurullah. Benim adımı kimse kimseye koymasın da kim ne istiyorsa yapsın. Düşünmüyorum zaten abi. Düşünme İlyas, düşünme. Düşünürsen kafayı yersin. Düşünme. Aslında ben dün geceden beri düşünüyorum. Burada gelip seninle konuşmayı da. Eğer kahvaltın bittiyse. Bitmedi. Bitince söylerim İlyas'ım.